arkadaşlar. Şimdi az önce 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül ve 21 Aralık tarihlerinden bahsettik. Şimdi onların ne olduğunu daha da açarak bahsedelim. Ekinokslar ve gün dönüm tarihleri 21 Mart ve 23 Eylül'e biz Ekinokslar diyoruz. Diğer tarihlerden farklı özelliklere sahip bu tarihler. Şimdi onlar neler? Güneş ışınları ekvatora dik gelir. Bunu unutmayalım. Yani 21 Mart, 23 Eylül tarihinde güneş ışınları ekvatora dik geliyor. Toplamda iki kez. Ve ekvatorda bu Bağlamda hemen iki kez gölgenin oluşmadığını da az önce söylemiştik. Aydınlanma çizgisi tam kutup noktalarından geçer. Nereden geçiyormuş arkadaşlar aydınlanma çizgisi? Tam kutup noktalarında. Az sonra şekil üzerine bunun ispatını yapacağız. Dünyanın her yerinde gece ve gündüz süreleri eşittir. Vurguyu tekrarlayalım. Dünyanın her yerinde. Her yerinde, her yerinde gece gündüz eşit. Arkadaşlar lütfen unutmayalım. Bu çok önemli bir bilgi. Peki 21 Haziran neymiş? 21 Haziran özellikleri nedir? Onlara bir bakalım. 21 Haziran'da güneş ışınları artık ekvatora değil yengeç dönencesine. Yani kuzey yarım bulunan yengeç dönencesine dik gelir. E, hal bu olunca ne olacak? Yengeç dönencesi gölge boyumuz bir kez ne olmayacak? Oluşmayacak. Yani sıfır kabul edeceğiz gölgeyi. Kuzey yarım yaz mevsiminin Güneyde ise kış mevsiminin başlangıcı tarihi olarak kabul edilir 21 Haziran. Türkiye'de en uzun gündüz ve en kısa gece yaşanır bu tarihlerde. Tekrar ediyorum Türkiye'de yaz mevsimi başladığı için en uzun gündüzümüz bu tarihte en kısa gecemiz de yine bu tarihte yaşanır. Bu tarihten sonra ülkemizde gündüzler kısalmaya geceler ise uzamaya başlar. Bakın pik yaptık. 21 Haziran'da en uzun gündüz yaşadık. Artık gündüzlerimiz düşüyor. Gecelerimiz de en kısaydı. Onlar da artıyor. Ne zamana kadar? Ta ki 23 Eylül'e kadar. Orada bir eşitlik yaşanacak. Ondan sonra gece artmaya, gündüz ise düşmeye başlayacak. Bunu da unutmayalım. Aydınlanma çemberi. Ekvator dikenli nereden geçiyordu? Kutup noktalarından. Tam kutup noktalarından. Şimdi ise kutup dairelerinden bakın arkadaşlar kutup noktaları değil artık sadece ekvator dik geldi kutup noktalarından şimdi ise kutup dairelerinden geçer diyoruz. Notumuz var bununla ilgili 21 Haziran'da kuzeye gidildikçe günlük süreleri ne yapacak uzayacak. Yani daha kuzeyde bulunan şehirler kendisinden daha güneylik şehirlerden daha uzun ne yaşayacak gündüz yaşayacak 21 Haziran tarihinde 21 Aralık'ta ise tam tersi yaşanacak. Peki şimdi şekil üzerinde bu anlattıklarımızı bir yorumlayalım. Bakın burada bir şeklimiz var bu şekil acaba bize neyi veriyor? Şimdi ben e, özellikle başlık yazmadım bu tarihin ne olduğunu kendimiz kavrayalım diye. Şimdi bakarsak güneş ışınlarının dik geldiği yer yengeç dönencesi. Bakın nerede dik geliyormuş güneş ışınları yengeç dönencesine. Kaç derece arkadaşlar bunun? 23 derece 27 dakika. Peki güneş ışınları yengeç dönencesine dik geldiği tarih neydi? 21 Haziran yani kuzey için yaz başlangıcı, güney için ise kış başlangıcı. Bunu biliyorsam benim şimdi bir tarafımın gündüzün daha uzun yaşaması dünya olarak bir tarafın daha kısa yaşaması gerekmekte. Ben ne tarafı karalamalıyım ki doğru cevabımız 21 Haziran olarak karşımıza çıkabilsin. Şimdi ben bu tarafı karaladığım zaman ki karaladığım tarafa biz ne diyeceğiz? Gece diyeceğiz. Bakın arkadaşlar şurası kuzey yarım küre. Şöyle ekvator çizgisinin üstünde kalan taraf kuzey yarım küre. Peki kuzey yarım kürede gördüğümüz üzere gündüz daha çok gece ise daha az. E bu zaten 21 Haziran genel özelliği değil miydi? O zaman doğru tarafı karaladık ve tarihin 21 Haziran olduğunu ispat ettik. Peki Ekvator'da hatırlayalım tekrar gece ve gündüz yıl boyunca eşitti 12-12 olarak. Hemen yukarı çıktığımda gündüz bir tık daha arttı 14 saat gece ise 10 saat. Peki yukarı çıktım o gündüzümüz daha da arttı 24 saat ne yaşandı gündüz. Kutup noktalarına vardığımda ise 6 ay bu alanda gündüz yaşandığını bileceğim. Tam tersi Güney Yarımküre'ye baktığımda ise gündüz azalmış 10 saat gündüz, 14 saat gece. Tam yine Kuzey Kutup Dairesi'nin karşısında kalan Güney Kutup Dairesi 24 saat gece. 6 ay geceyi de yaşayan yerimiz Kuzey Kutup noktası. Şimdi 21 Aralık tarihine bir bakalım. Güneş ışınları 21 Haziran'da yengece, 21 Aralık'ta da Ola dik gelecek. Peki Oğlak'ta o zaman bir kez ne oluşamaz? Gölge oluşamaz. Kuzey yarımkürede tam tersi 21 Haziran'ın artık 21 Aralık'ta kış, güney yarımkürede ise artık yaz başlamakta. Türkiye'de en uzun gece en kısa gündüz yaşanır. Bu tarihten sonra ülkemizde geceler kısalmaya, gündüzler ise uzamaya başlayacak. Aydınlanma çemberi kutup dairelerinden geçecek. Çünkü ne demiştik? Sadece Ekvator dik geleni kutup noktalarından Diğer tarihlerde yani 21 Aralık ve 21 Haziran'da ise kutup dairelerinden geçecek aydınlanma çizgisi. Şimdi bakalım. Tarihi yine oluşturmak istiyoruz ve bu sefer diyoruz ki 21 Aralık olsun. Şimdi ne yapacağım? 21 Aralık'ta tam tersi bu tarafı karalayacağım ki Kuzey Yemkören'e yaşasın. Daha uzun geceler yaşasın. Güney ise daha uzun gündüzler yaşasın. O zaman artık tarihleri ve tarihlerin genel özelliklerini şekil üzerine yorumlamayı da biliyorum. Peki. Şimdi önemli bir notumuz daha var. 21 Haziran'da da aynı notu söylemiştik. Bunu lütfen unutmayalım. 21 Aralık'ta ülkemizin güneyine gidildikçe, güney yarım ve geçildikçe gündüz süreleri ne yapılmakta? Uzamakta. Bunu da unutmayalım. O zaman şöyle bir soru geliyor aklımıza. Sinop ve Hatay. İkisi de Türkiye'den iki farklı il. Birinin kuzeyde, birinin ise güneyde olduğunu biliyorum. Şimdi tarih 21 Aralık olduğunda Hatay'daki gündüz süresi uzun, Tarih 21 Haziran olduğunda ise Sinop'taki gündüz süresi uzun. Neden arkadaşlar? Sinop kuzeye daha yakın olduğu için 21 Haziran'da kuzeye gidildikçe gündüzler uzar. Bu nedenle Sinop Hatay'dan daha uzun gündüz. 21 Aralık'ta ise tam tersi güneye gidildikçe gündüzler uzar. O yüzden Hatay daha güneyde bulunan bir il olduğu için Hatay'da gündüzler 21 Aralık'ta Sinop'tan daha uzun yaşanır. Lütfen bunu da unutmayın. Örneğimiz var bu da karşımıza hem ÖSYM tarafının hem de birçok kaynakta sıkça çıkacak sorular arasında gösterilebilir. Burada diyoruz ki 21 Haziran tarihinde bu yerlerle ilgili hangi yorumları yapabiliriz? Bize ne verilmiş arkadaşlar? Gündüz ve gece süreleri. Zaten gündüz ve gece süreleri ilgili ilk düşünmemiz gereken demek ki bu dört önemli tarihin gün ve gün uzunluklarını bilirsek bunlarla ilgili soruları rahatlıkla yapabiliriz. Şimdi bakalım birinci merkezde. 14 saat gündüz. Hemen bakıyorum tarih neydi arkadaşlar? 21 Haziran. Hımm aklıma ilk gelecek şey ne? 21 Haziran tarihinde Kuzey Yarımkürede ne yaşıyordu? Yaz mevsimi yaşıyordu. Yazın gündüzler kesinlikle daha uzun. O zaman gündüz süresi geceden uzunsa bu yer kesinlikle hangi yarım kürede? Kuzey yarım kürede. Yeter mi bu bilgi? Yetmez. Şöyle diyebilir size bu kuzey yarım neresinde? Şimdi ekvator 12-12 yaşadığına göre ki buradan direkt ikinci bölge neresi olduğunu ispat ettik biz. Ekvator olduğunu ispat ettik. Yani sıfır derece. Ekvator her daim 12-12 yaşadığına göre hemen üstünde bulunan bir bölge olmalı ki bu ekvatorun 14 saatlik gündüz süresine sahip olabilsin. O da neyi verecek ortalama da bize? Yengeç dönencesi ve civarı 14 saat gündüz, 21 Haziran tarihinde 10 saat gece yaşam. Üçüncü merkezle ilgili hangi yorumu yapabiliriz? 21 Haziran tarihinde bakarsak 3. merkez 13 saat gece yaşamış. Bu demek ki kesinlikle Kuzey Yarımküre'de bulunan bir merkez değil. Aksine Güney Yarımküre'de çünkü gece süresi gündüzden daha uzun. Ve yine ekvatora yakın bir bölge mi? Demek ki ekvator ile bakın 14 yengeç dönencesini verdiğine göre ekvator ile oğlak dönencesi civarında. Neden oğlak dediğimde yengeç demedim? Çünkü gecemiz daha uzun. Demek ki bu güney yarım kürenin dönencesi civarında bir yerde olmalı. Peki dördüncü merkez. Şunu unutmayalım. 21 Haziran tarihinde 24 saat gündüz yaşayabilecek tek yer vardır. O da kutup dairesidir. Peki hangi kutup dairesi derse? E tabii ki gündüzü uzun olan 21 Haziran'da neresi olabilir? Kuzey. O zaman kuzey kutup dairesi ne yaşıyor arkadaşlar? 24 saatlik bir gündüz yaşıyor. Hemen altında... 18 saat gündüz 6 saat gece demiş. Yukarıdaki bilgiye bakarsak 24 kutup dairesi ise 18 saat gündüz yine kuzey yarım kürede ama dönence ile bu sefer ne arasında? Daireler arasında çünkü 18 saatlik birini görmüş gündüz süresi görmüş. Kuzey yarım kürenin neresindeymiş arkadaşlar? Yengeç dönencesi ile kuzey kutup dairesi arasında çünkü daire 24 dönence ise ne yaşıyor arkadaşlar? 14 saat ortalama gündüz süresi yaşıyor. 18 saatle bu nerede olmalı? Kuzey kutup dairesinde olmalı. <laughs>